kız bu ne hal? İmaj değişikliği mi yaptın? Ay nasıl yakışmış? Kız hayırdır yoksa yarınki mahkemeye mi hazırlanayım ha? Yok Kadriye, çok cansızlaşmışlardı. Biraz toparlansın diye kestirdim. Ay yok, nasıl yakışmış. Hiç fena olmamış ha. Ya ben dedim şöyle arada şöyle kestirsen mi diye. Ama Mahmut diye asla. Çok sever benim saçlarımı. Yakışır sana da tabii de ama senin saçların çok güzel zaten, sağlıklılar. Maşallah der. Maşallah. Hoş geldin Melek kızı. Beyan ablacığım. Nasılsın? İyi. Ne güzel olmuşsun, pek yakışmış. Sağ olasın. Nefse Hanım'ım dediydi, kına yakılacakmış kafanın. Ben de şimdi onu hazırlayayım. Nerede hala? Odasında. Bir bakayım ben ona. Kına yakınca da bayağı havalı olur ha. Yakışır, güzel olur. Valla kınalar, süslenmeler falan. Hadi bakalım, hayırlısı Melek Hanım. Halacığım. Zul. Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun. Dur bakayım arkanı. Aman. Oh, kuzum benim. Yüzün ortaya çıkmış. Pek güzel olmuş. Olmuş mu? Oğlum? Olmuş, olmuş. Gel, otur bakalım. Nasılsın oğlum? İyiyim kuzum. Liseye başlamadan önce de kestiydik böyle saçlarını, hatırladın mı? Evet. Evet, kesmiştik. Bir de gizli gizli kesmeye çalışıyoruz ama yakalanmıştık ya, babama ne kadar kızmıştı. Günlerce küsmüştü bana. Sana kızdığı bir yana bana da esip gürlediydi. Sen kime sordun da meleğimin saçlarına hiç ettin diye. Sonra da kestiğimiz örüyü alıp sakladıydı. Çok severdi saçlarını taramayı. Ya pazar akşamları böyle telaşla hazırlanırdık ya, haftaya banyolar. Babam tarardı o zaman saçlarımı, hep böyle oturturdu dizinin önüne. Hikayeleri anlata anlata tatlı tatlı içim geçerdi, uykum gelirdi. Şimdi tabii görünce ne düşünür bilmiyorum. Hadi sen geç otur önüme de ben saçlarını bir tarayayım seni. Gel bakalım. Kuzum beni. Çok cansızlaştı saçlarım hala. Herhalde kına işe yarar değil mi? Yarar ya kızım, güçlendirir. Melek, sen evvelsi gün hastaneye gitmişsin kızım. Bana bir şey demedin. Ne oldu, bir şey mi oldu? Kansızlık varmış bende. Bir de demir eksikliği çıktı biraz. İşte vitamin, vitamin yazdı doktor. Betin benzin atmış. Saçların cılızlaşmış. Nasıl bir kansızlıkmış bu? Hava değişiminden olmuş olabilir dedi doktor halayı. İşte stres mitres, aman Alpay'ın yaptıkları insanda hal mi bırakır? Canından öte mi kızım? Az kendine bakıcın. Melek, bugün Zümrüt geldi. Burnundan soluydu. Ne olmuş gene? Halil ile Meryem'in nişanı bozulmuş. Eyvah, neden? Kızım, Meleğim, ben senden eminim. Halil'in insanlığına da durduğu yere de diyecek lafım yok. Ama Halil tarafında ne olsa senden bilirler. Seni hastaneye götürdü ya. Nişan ondan atılasıymış. Öyle değil Zümrüt. Yapma hala. Of.
Halacığım ben locada rahatsızlandım. Orada Halil'in yerinde kim olsa beni hastaneye götürürdü. Bunda kötü ne var şimdi? Hiç böyle şeyden nişan bozulur mu? Ben de inanmadım ya. Artık ne sebepten olduysa gözleri her şeye kör bakıyor. Bir tek seni görüyorlar. Ayaklarına taş değse melek değiller. Dillerine doladılar bir kere. Bak kendini suçla diye demeyeyim kızım. Sen kendini korumazsan, gölgeni uzak etmezsen bunların ağzı kapanmayacak. Sen şimdi locaya gidip gelin ya, Halil'le arana mesafe koy. Hiç sana dil uzatmasınlar, Halil'in de başı ağrımasın. Hanım, Kınay'ı getirdim. Gel Beyhan, gel. Bakayım Beyhan abla. Bir koklayın özledim kokusunu. Ellerine sağlık. Saatler olsun. Elime geldi, koyarız avcuma da bir parça. Gel bakalım. Geç bakalım önüme. Şimdi güzelce tarlayacağız. Sonra bakımayı koyacağız.